Bu videomuzda sizlere fotokopi makinelerinde ve yazıcılarda kağıt sıkışması neden olur ve kağıt sıkışması olduktan sonra bu sorunu nasıl çözebiliriz, kontrolleri nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Şu anda makinemizi çalıştıralım ve bakalım kağıdımız sıkışacak mı? Sizin de gördüğünüz gibi kağıt sıkıştı. Bu tarz makinelerin genelde arka kısmında bir kapak olur. Bu kapağı açıyoruz. Kapağı açtığımızda bizi karşılayan görüntü bu. Üste gördüğünüz parça ısıtıcı ünite. Bu ünite sıcak olduğu için dokunurken çok dikkatli olun. Çok yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Altındaki kısım ise oynar bir parçadır. Çektiğinizde aşağı doğru genelde iner. Kapağı kapattığınız zaman bahsettiğim parça yukarı doğru kalkarak karşı duvarda tam bir tutuş sağlar. Öncelikli olarak kağıdın nerede sıkıştığını kontrol edin. Gözle bakacaksınız. Bizim makinede gördüğünüz gibi üst tarafta sıkışmış. Yani alt kısmı geçmiş, en üst tarafta ısıtıcı ünite dediğimiz yerde kağıdımız kalmış. Kablolar var. Ayrıca iç kısımda rezistanslar var. Bunların da ısınmasını sağlıyor. Bu kablolardaki bir ezilme, bağlantıda bir sıkıntı kağıt sıkışmasına muhtemelen sebep oluyor. Isıtıcı üniteyle ilgili başka bir nokta ise burada bir tane anahtar var. Bu anahtara bastığınızda ısıtıcı ünitenin arka tarafında bir çark var ve bu çark bu anahtar sayesinde öne doğru gelerek ısıtıcı üniteye temas ediyor ve merdanelerin dönmesini sağlıyor. Orada da bir çark var. Bu anahtarda sıkıntı varsa, görevini yerine getirmiyorsa, arka kısmında bir problem varsa kağıt sıkışmasına yol açar. Buradan geçen kablolar da bazen yanlış müdahale sonucunda çarkların arasına sıkışıp kopabiliyor. Bu da arızaya neden oluyor. Şu anda merdanenin nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Yani ileri doğru birazcık bastırdığımızda merdane çalışmaya başladı. Sonraki sebebine geçersek şu anda görmüş olduğunuz yerde de sıkışma oluyor. Hatta çok fazla oluyor. Bunun sebebi de buradaki tırnaklardan kaynaklı oluyor. Tırnaklar eksikse, kırıksa kağıt yukarı hazneye geçemeyerek alt kısımda kalıyor. Bu sorun sürekli kendini tekrarlamaya devam ediyor. İlk başta en üst tarafı kontrol etmek lazım. Sonrasında tırnakları ve alt kısımları kontrol edebilirsiniz. Bu tırnakların küçük gözüktüğüne, basit gözüktüğüne bakmayın. Ciddi manada pahalılar. Tırnağın bir tanesi 200 ile 300 TL aralığında fiyatta satılıyor. Alt taraf kapandığı anda üstteki de açılıyor. Kapak tam kapanmadıysa, kapaktaki sensörleri harekete geçiren parçalar yerine oturmuyorsa kağıdınız sıkışır. Son olarak kağıdı hazneden alıp fotokopi makinesinin yazıcı kısımlarına süren yerde gördüğünüz gibi plastik bir parça var. Buradaki bir arıza da en çok kağıt sıkışmasına neden olan sebeplerden birisi. Tabii ki kağıdın hangi aşamada ve nerede sıkıştığını öğrenmek istiyorsanız makinenin kapağını açıkken çalıştırmanız lazım. Genelde sensörlerin yerleri farklı olsa da çalışma mantıkları, mekanikleri hemen hemen aynıdır. Bu sensörleri bularak fotokopi cihazını kandırıp kapağı açıkken çalıştırabilirsiniz. Bu sayede arıza tam olarak nerede tespit edebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.